Net'ten hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar Google Chrome'un bir özelliğini size anlatacağım. Ee, hepimiz biliyoruz ki Google Chrome'da birden fazla sekme üzerinde çalışabiliyoruz ama şöyle bir problem var. Google Chrome kapattığınızda ve tekrar açtığınızda bu sekmelerdeki web siteleri kayboluyor. İşte bu web siteleri nasıl saktı kalır? Google Chrome'u kapatıp açtığınızda bu sekmelerde açık olan web siteleri tekrardan nasıl karşınıza gelir? Bu ayarı size göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle birkaç tane sekme açtım. Bunun için aslında Google Chrome'un çok güzel bir özelliği var. Şuradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara geldiğinizde başlangıçta diye bir bölüm var. Ve burada kaldığım yerden devam ettiği bir seçenek var. Bunu seçtiğinizde ve ayarlardan çıktığınızda artık Google Chrome hangi sekmeler açıksa bunları hatırlayacaktır. Bir sekme daha açıyorum. Bakın artık Google Chrome'u kapattığınızda ve tekrar açtığınızda en son hangi sekmeleri açık bıraktıysanız onlar karşınıza gelecektir. Muhtemelen daha önceden başka bir programa geçeceğiniz zaman şunu yapıyordunuz. Google Chrome'u küçültüp görev çubuğuna yolluyordunuz. Bunu yaptığınızda Google Chrome işlemci ve RAM tüketmeye devam edecektir. Bunu yapmak yerine artık şunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Chrome'u tamamen kapatırsınız. Google Chrome böylelikle kullanmış olduğu işlemci verimi serbest bırakır ve siz daha sonra hangi programı kullanmak istiyorsanız o programı kullanabilirsiniz. Bence faydalı ve güzel bir özellik. Böylelikle hem daha önceden açtığınız sekmelerdeki web sitelerini kaybetmiyorsunuz hem de başka bir programa geçiş yapacağınız zaman daha fazla CPU ve RAM kullanma şansınız oluyor. Bugün böyle basit fakat faydalı bir özelliği sizinle paylaşmak istedim. Bize destek olmak isterseniz Uzman Net YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.